Önemli ölçüde gol kaçıran, bir de penaltı kaçıran Fenerbahçe, 5 gollü gö gövde gösterisinden 3 puanla ayrılmış oldu. Böylece dakikalar içinde görüntüler elimize ulaşacak ve biz de o görüntüler üzerinden e, sizlerle birlikte mücadeleyi değerlendireceğiz. Ee, Ankara gücü başkentte Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1 önde. Orada... 90. dakika değil mi arkadaşlar? Orada uzatmalar gösterilecek. O maç devam ediyor. Burada Kadıköy'de mücadele bitti. Trabzonspor Gaziantep maçını da birazdan görüntüler eşliğinde konuşacağız. Fenerbahçe maçının görüntüleri gelene kadar da o karşılaşmanın görüntülerini toparlayacağız. Ama önce sıcağı sıcağına Kadıköy'deki mücadeleye dönelim. 5 gol var Fenerbahçe'den. 5-0'lık galibiyet net bir galibiyet. Oyunun her bölümünde rakibine üstünlük sağlayan istekli, coşkulu, seyircisinin desteğini de arkasına almış bir Fenerbahçe seyrettik hocam. sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Valla bu sene Fenerbahçe'nin maçlarını seyretmek keyifli olacak. O gözüküyor. <laughs> Şöyle söyleyeyim. <laughs> Pardon. Sahada oynayan Fenerbahçeli oyuncular oynadıkları futboldan keyif alıyorlar. O gözüküyor. Topla iyi oynuyorlar, pastaşıyorlar, keyif alıyorlar. E onlar keyif alınca da o maçı seyredenler de keyif alır ender. Yani bu iş evet. böyledir. Yani <laughs> Keçi boynuzu şeklinde oynamıyorlar yani. Yan top, Al yan, gülüm, top, ver geri, sağ, sola, geriye yok. Futbol topunu mümkün olduğu kadar kalelerinden uzakta tutuyorlar. Ha rakip Fenerbahçe'nin bu hücum gücünden arkaya atılan toplarla gol veya tehlike yaratabilir mi? Yaratabilir. Ama Fenerbahçe 5-6 kişiden hücum peres yapıyor. Hücum peres yaptığı zaman da e, gücünü hücumda harcıyor. Defansta da harcamıyor. Tabii. E, rakibin kafasını böyle bastırıyor. Hani güreşte vardır ya böyle bastırırsın. Yorarsın. Tabii. Rakibin kafasını bastıra bastıra yoruyor. Hataya zorluyor. Hayat, e, e, haliyle bir de Alanya Spor kendi o e, kalesinden topla çıkmaya kalktı. Çıkarsın 3 defa da 4'te 5'te yakalanırsan böyle olursun. Yani maç daha farklı bitebilirdi onu söyleyeyim. Tabii. tabii. Hocam, Ama şu da var. Şimdi teknik direktörde şunu görüyorum. Tek teknik direktör şunu diyordu onu yavaş yavaş kendisini söylediklerinden paralel takımı götürmeye başladı. Hani benim için belli bir 11 yok. Benim için herkes hazırlanmalı, herkes oynayabilir diyordu. Hani zor bir iş. Belli bir 11 olması lazım diyorduk. Ama şimdi onun şeyi tutuyor. mayası tutuyor. Bir de şunu söylüyor. Ben diyor buraya Avrupa'yı falan düşünerek gelmedim. Ben Fenerbahçe Türkiye Ligi'ni şampiyon yapmak istiyorum diyor. Yani hedefini koymuş. Evet. Avrupa diyor tamam yani olursa olur diyor herhalde ama evet, diyor ben diyor, diyor Türkiye Ligi'ni almak için geldim diyor. Ve belli ki iyi çalıştırıyor takımını. Çok net gözüküyor. Fenerli oyuncular fizik olarak da iyi. 5 kişi baskı yapıyordu rakip ceza sahasında. Ama şu var tabii. Hocam kulübeyi iyi hazırladı. Doğru. Zaten kulübe en büyük tehdit aracıdır. Yani silahla futbolcu oynatamazsın. Bağırarak, çağırarak oynatamazsın. Tokat atarak oynatamazsın. Sağdaki futbolcuyu bir tek kulübeye bakarak oynatırsın. Sağdaki topçu kulübeye bakarsa sağda daha farklı oynar. Onu söyleyeyim. Ki Fener'deki teknik adam bunu yapmaya başladı. Evet. O gözüküyor. Yani bak kaçıncı maç Fener'in teknik adamı aldı, çıkardı, 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 gidiyor, iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Fener maçları keyif verir o gözüküyor. Seni teyit edecek bir iki rakam da. Biz devre arasında demiştik 40'ı geçer rakip ceza sahasında topla buluşma. Evet. 42 olmuş. 17 şutta da 11 isabet sağlamış. Yani bu arada 5 gol yedi ama Runarso'nun da önemli kurtarışları var. Bir penaltı çıkarttı zaten. Hatta arkasından ikinci hamleyi de çıkarttı. Eee böylesi bir oyun Yir, Fenerbahçe 6 maçta 20 topu, gol atmış Başşuay'ın topunu da hiç çıkarttı karşı karşıya Onu ben göremedim o sırada aşağı iniyorlardı. Sonlarda onu da hiç çıkardı Başşuay'ın topu çok iyi aldı İyi de vurdu köşeye çıkarttı Ha dibine vursa yapar mıydı yapabilirdi belki ama Şimdi göreceksin onu da çıkarttı kaleci 6 maçta 20 gol atmış 3.3 gol ortalaması yakalamış Fenerbahçe ligde 20 gol 3.3 ortalama hocam Şu andaki Türkiye'de oynanan futbolun Ortak oynanan futbolun üzerinde bir top oynuyor Fenerbahçe onu söyleyeyim. Değil mi? Evet. Yani bravo helal olsun. Teknik adam yavaş 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 istediğini sahaya yansıtıyor. Yani o teknik adamın istediklerini topçular yapıyorlar. Dikkat et. Maç 4-0 5-0 olmuş. Hala çıldırıyor kenardan. Bazı şeyler yapılmıyor. Tabii. Kenara baktım ben. Yedek kulübesini anlatıyor onu söylüyor, bunu söylüyor, kızıyor. Onun bir şey gösteriyor. Yani sahada maç olmuş 4-5. Hala daha bir şey yok, gösterip yok. bir şeye evet. kızıyor. Evet. Biraz bana Obradoviç'i hatırlatıyor basketbolda. Evet. E Fenerbahçe için çok önemli başarıları imza atmıştı falan. Zaten basketbolun çok önemli bir ismi de. E bir Obradoviç'i hatırlatıyor. Obradoviç etkisi bıraktı gibi ama tabii bakalım şeyini görmek lazım. Sonunu görmek lazım. Ee, yani top %33-34 oranında Alanya Spor ceza sahası çevresinde oynanmış. Ee, %60'a 40. Bak e... 47, 33 daha ne yapar? 70-80. Düşün. Orada oynanmış yani %80 maç. Yani Hatta 81 küsuratları da katarsan. Kendi kalesine de e, Fenerli oyuncular top attılar bazen. Pozisyon icabı. Hocam senle konuşurken ikinci yarının ilk 15 dakikasında ya Alanya geçti mi rakip yarı sahaya diye yok, bir yok düşündük. Öyle. Şöyle bir şey yapamadık, bulamadık. Evet. Yani 45 ile 60 arasında Alanya rakip yarı alana geçemedi. Mesela İrfan Can oyuna girdi. Bir gol attı çok güzel. Çok güzel. Bir gol attırdı çok güzel. Link tek topta, verdi pas, tek tabii. topta defansın en az 3-4 adamını oyundan düşürdü tek topta ileri attığı topta yani Türk takımları çok fazla arkada oynuyorlar yan top yan top yan top geri top yan top Temposuz. Fenerbahçe mümkün olduğu, kadar, mümkün olduğu kadar ileriye oynuyor mümkün olduğu kadar ileriye oynadıktan sonra da orada baskı yapıyorlar zaten rakip takım Fenerbahçe ceza alanına gelene kadar yoruluyor yani Fenerbahçe'nin en büyük avantajı o. Orada basınca gelene kadar yoruluyor. Çünkü kaptırabilir, kaptırdığı yerde 4-5 evet. kişiyle basıyor, basıyor, faal yapıyor bir gerekirse. Orada Doğru iş Yapıyor. İnşallah daha iyi yaparlar. Yani örnek olsun birkaç takım da futbol biraz ilerlesin Türkiye'de. Yani keyif alalım hocam yani olmuyor ya. Keçi boynuzu gibi seyret seyret seyret. 70 dakika pas yap. E, %60 top bende %70. Ne oldu ne zevk aldın hikaye arada mesela, bir pozisyona gir mesela oynayana. Beşiktaş'ta 3-4 maç bir 60 dakika bu şekilde yaptı hocam Beşiktaş'ta yaptı Galatasaray mesela bir önde baskıyla yapmıyor ama top ayağında olduğu zaman da Galatasaray coşkulu Yalnız istekli oynuyor Yalnız Beşiktaş takımında e, futbolcular bir şey söylüyorlar daha fazla çalışmalıyız diyorlar o enteresan tabi mesela sezon başındaki o görüntü gittikçe düştü. gittikçe düştü enteresan o şunu çok net söyleyeyim yani sonra söyleyecektim şimdi söyleyeyim. Beşiktaşlı oyuncuların çoğunluğu teknik adam için zayıf diyorlar. Nasıl ya ne demek o ya? Yani teknik Ama adamın o hocaya böyle demek doğru mu hocam ya? Yani bir teknik adam için futbolcunun. Bilmem. Bilmem içeride konuştuklar. Biliyorum sen iyi yerden aldın o şeyi. Evet yani biz şu hocalarla bu hocalarla çalıştık. Onları gördükten sonra bu bize zayıf geldi diyorlar. Onu söyleyeyim. Hmm. O tabii yönetimin işi, teknik adamın işi. Ama dün baktım sahaya, dün biz burada program diye bunca bazı, vücut bazı dinleri, şeyleri, yani kenardaki adamın biraz e, otorite boşluğunun olduğunu gördüm. Evet. Bazı pozisyonlarda. Hatta senden dedi ki bunun arkasında başka şeyler Bir şey var. şey mi var diye. Maalesef, evet. maalesef buymuş Onu söyleyeyim. Aynen. Ha derler ki kardeşim öyle değil ya sen ne diyorsun? Onlara sorun tabii. Benim bu duyumum hem de iyi bir duyumum. Peki hocam şimdi Fenerbahçe'den bazı oyuncular sezon başı daha yeni gelip e, forma giydiğinde ya acaba mı gibi şeyler oldu? Örneğin savunmada Gustavo Enrique ortada ara. Bakıyoruz Gustavo Enríque e, artık yerine alıştı. Bugün mesela dörtlü oynuyorlar. E, Juan Perez de sakat olduğu için dörtlüye döndü son iki maçta. Gustavo Enrique yerine oturdu. ileride gol de atıyor. İşte Arao her yerde örümcek gibi. Her yerde ileride geride bugün yine bir asisti de var bu arada. Şimdi bazı oyuncular da başlangıç noktasından hep üzerine koyarak gidiyorlar. Böyle bir farklılık da var Fenerbahçe'de. Şu da var. Sahaya sağlam basıyorlar. Evet. Zemine sağlam basıyorlar. Bugün birkaç darbe aldılar. Mesela Topçu kendini bırakmadı. Tabii. Devam ediyor. Koşmaya devam ediyor. Faul var. Devam evet. ediyor ama bırakmıyor evet. kendini. Güzel doğru şeyler oluyor Fenerbahçe'de inşallah devam eder. Ankara ]ler. gücü 2-1 kazanmış Hadi Aman hocam. Hadi hayırlısı. ya iyi oldu ya. <laughs> ama oldu. Sivas, ya Sivas için bir puan maçlar bu şekilde tamamlandı. Bugün Ankara gücü şehircisi yoktu hocam. E, cezalıydı ya, o ya, olaydan sonra. Ya yazık değil mi ya? Ya. Yazık değil mi ya? Şimdi şöyle o oldu. Hala ol da buna sebebiyet verenler hala da beyanat veriyorlar utanmadan ya. <laughs> utanmadan ya. Sıkılmadan. Adana Demirspor 7. haftayı 16 puan ve artı 7 averajlı efendim. Zirvede kapattı. Galatasaray'ında aynı puanı var. Averaj farkıyla 1-2. Başakşehir, Beşiktaş ve Konya 14'er puandalar. Bunlardan Başakşehir bay haftasını geçtiği için bir maçı eksik. Aynı şekilde Fenerbahçe'de bay haftasını geçtiği için bir maçı eksik. 14 avaraj ve 13 puanla Fenerbahçe 6. sırada dediğim gibi hem Başakşehir'in hem de Fenerbahçe'nin bir maçı eksik bu zirvedeki takımlar arasında. Trabzonspor'da 90 artı 8'de gelen golle kritik bir 3 puan aldı milli maç arasından önce. O da 13 yaptı puanını 7 maçta. Kayseri 12, Gaziantep 11 puanla Böyle ilk sayfada e, ayrılan takımlar var. Hemen net bir şekilde görüyoruz. Ardından ikinci sayfaya geçtiğimizde Kasımpaşa 9, Alanya 8'de kaldı. Giresun'da 7 yaptı. Karagümrük bugün e, Başakşehir'den puan almayı başardı. Değerli bir puan. Antalya Spor sıkıntılı gidiyor. 6 puanda kaldı. İstanbul Spor değerli bir puan alarak puanını 5'e yükseltti. Son 4 sıra Ankara gücü Sivas 4'er puan, Ümraniye 2, Hatay 1. E, aşağısı öyle zannediyorum ki daha var zaman ama aşağıda da mücadele çetin olacak gibi gözüküyor. E, puan artık aslanın ağzından, midesine indi. 7 hafta itibariyle görüntü bu bir 7 hafta daha oynayıp milli maç arasının ardından ilk yarıyı tamamlayacağız. Yani ilk yarıyı tamamlayacağız derken 18 maçı tamamlamıyoruz. 14. maçta devre arası olacak. Hepinizin malumu Dünya Kupası'ndan dolayı erken gideceğiz devre arasına. Hüseyin Göçek için nasıl bir maç oldu birazdan bakacağız ama sen çok fazla iş düşmedi dedin. Düşmedi ya. Bazı pozisyonlarda devam ettirebilirdi. Düdük çaldı. Yani maç hakemlik olmadı. Koptu gitti. Miguel Crespo'ya da bir parantez açmak istiyorum. Ee, o da başlangıçta forma bulamamıştı bir iki maç. Ee, bugün de yine maçın çok iyilerinden biri Miguel Crespo. Keza Zalai mesela hep üzerine koyarak gitti. Fenerbahçe'de böyle içinden çektiğiniz zaman da oyuncuları tek tek Hepsinin formunda bir gelişme gözlüyorsunuz. Kademe kademe evet. Değil mi? Doğru. Abi mecburlar çünkü rekabet var. Bayağı bir rekabet var. Şu anda iyi gidiyor. İyi de gidecek gibi gözüküyor onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe sezon sonuna kadar şampiyonlukta iddialı. Bu olur. işin içinde olur, olur olmaz onu bilemem ama böyle giderse yani bayağı iyi bitirir işi. Böyle giderse. Yani yoğun bir maç temposunda iyi çalışıyorlar belli. Cuma sabahı ee, geldi Sakatlıklar da bakımına. az olur. Sakatlıklar da Fransa'da. az olur. İyi çalıştın iyi İyi çalıştığın zaman sakatlanmazsın hocam. Onu sana söyleyeyim. Öyle kıl döndü mül döndü kasık basık olmaz. Bak bir şeyi daha vurgu yapacağım. Ee, hoca da hani bazıları diyor işte Avrupa'da oynadık geldik buraya oynadık en erken açan Fenerbahçe Avrupa defterini. Ee, ben hiç öyle şey yaparken serzenişte bulunurken görmedim cesusu. Dediğim gibi Cuma günü döndü bak şimdi bugün oynuyorlar. Yok ya beyanatları filan çok dengeli teknik adamın. Hiç öyle şey yapmıyor. Hani seyirciye şirin gözükmek için işte seyircimiz bilmem ne şu filan yapmıyor. Adam söylüyor yani eksikleri de fazlalıkları Tabii. da söylüyor. O ki açıdan yanlış yaptık çok bu dengeli zaman onu onu söyledi. Evet. Örneğin evet. Konya maçında biz yani şurada 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 yaptık. Medelini evet. de ödedik dedi yani. Oysa evet. eleştirisini de yaptı. Rossi demiş ki biz hangi turnuvadaysak hangi maçtaysak onu kazanmak için oynuyoruz. Doğru yoldayız. Diye konuşmuş, Diego Rossi, e, yani benzer bak, bir teknik adamın. Burada tek e, futbolcu onu diyor, Beşiktaş'ta futbolcu diyor ki çok daha çalışmalıyız diyor. Hem de bir tanesi bak, değil. Ne kadar? Bak, ne kadar farklı. Yakın. Getirin ekranı ikiye. oynarsak oynayalım. biz kazanmayı oynuyoruz. Ekranı şimdi. bölün şimdi ikiye. Fenerli futbolcunun söylediğini yazın, bir de Beşiktaşlı futbolcunun söylediğini yazın. Görürsünüz olayı. Hani ekranı evet. bölüyoruz ya. Doğru. Doğru söylüyorsun hocam. Dün Beşiktaşlı futbolcular ne demişler? Bak bugün Fener'li futbolcu bunu diyor. Şimdi biraz daha sonra çok sonra bir başka Fener'li Daha iyi çalışmalıyız. Derken dün seyrettiğimiz evet. maçtan sonra bugün Fenerbahçeliler biz her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Doğru yoldayız. Bak, böyle Fener gideceğiz. Fenerbahçeli oyuncular sahada oynarken keyif alıyorlar. Onu görüyorum. Keyif alıyorlar böyle. Veriyorlar alıyorlar. O keyif aldı mı biz seyrederken keyif alırız. Fener... E, tribündeki seyirci keyif alır. Tabi, tabi. Sen keyif alırsan seyredenler de keyif alır. Televizyonda da, statta da. Şimdi ee, şöyle yapalım. Çünkü topla oynarsan keyif alırsın hocam. Tabi hocam. Ya. Yani tabii. topla oynadığın zaman keyif alırsın. Topu kaparken eziyet çekersin. Yani zorlanırsın, kafan gider. Ulan oraya koş, oraya koş, oraya koş. Anlıyor musun? Yorar adamı. Ama topla oynarsan yorulmazsın, keyif alırsın. Psikolojik Ve olarak. bakıyorsun Fenerbahçe maçında hani gol de yiyebilir Fenerbahçe Olur abi, çünkü ya, riskli de. oynuyor. Ama diyorsun ki ya gol olacak bak yine seyredeyim kaçırmayayım bir gol atacak diyorsun. Evler evet. e, dedik ki atar yani atar demek atabilir demek ayrı bir şey atar demek riskli bir şey ama atar dedik yani evet. e, o gözüküyor çünkü Atar Fenerbahçe dedik Ötekinde atabilir dedik. Atabilir dedik. Bak atarla atabilir farklı, farklı şeyler evet. Mesela 3 dakika uzattı Hüseyin Göçük. sen buna ne diyorsun yani ya farklı gidiyor az uzatayım sana ne abi ben para veriyorum abi maça o bir tiyatro tiyatro veya filmi kesebiliyor musun millet şey yaptı diye sen bana oynat abi oyuncu değişikliği var kaç tane bilmem ne var durdu etti oynat bana ya yarın bir gün şampiyon belli olacak ne olacak biliyorsun geçen sene iki golle kaybettiler. Tabii tabii. O senin işin değil abi. Kaç dakikaysa oynatacaksın. 5-0, 5-0, 7-0, 7-0. Sana ne ya?